Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi neler yapacağımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Birinci haftanın anlatımını yapmıştım size, kısaca o konuya değinmiştim. Şimdi ikinci hafta için neler yapacağız? Onlara bir göz atacağız. Şimdi yapacak olduklarımız şu. Şunu hatırlarsanız size WhatsApp grubumuzdan göndermiştim. Bunun ilk olarak çıktısını alacaksınız. Bu bir yapmanız gereken. İkinci olarak da elimde görmüş olduğunuz parçadan sanayide kestirmenizi istiyorum. Bunlardan yani bulamayabilirsiniz belki bu ağaç türünden ama ararsanız kesinlikle bulacaksınızdır. Ihlamur kereste. Oyması daha kolay yapılan bir kerestedir. Ihlamur yerine eğer isterseniz kayın kereste ya da kayının aynı familyasından olan gürgen keresteyi kullanabilirsiniz. Yalnız kayın ve gürgen çok sert ağaçlardır. Ihlamur ona göre yumuşak bir ağaçtır. Ceviz bulabilirsiniz ki çok zor bir ihtimal. Ceviz de kullanabilirsiniz burada, bilginiz olsun. Ama çam türü ağaçlar, meşe türü ağaçlar oyma işleminde kullanılmaz, bilginiz olsun. Bununla ilgili bilgilendirme yapayım. Biz oyma için genellikle yayvan yapraklı ağaçları tercih ediyoruz. İğne yapraklı ağaçlar çok fazla işimize yaramıyor oyma işlemlerinde. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken nedir? Bunları keseceğiz. Düzgün bir makas yardımıyla dıştaki çizgilerden bunları kesiyoruz. Biz burada çentik oyması işlemi yapacağız. Az sonra size bıçağımı da tanıtacağım. Kısaca. Evet, dıştaki çizgilerden bir yüzünü kestik. Bunu iki yüzü içinde yapıştıracağız. Bakın iki tane gönderdim ben size. Bunu da kesip arka tarafına yapıştıracağız. Neyle yapıştıracağız? Bir kere elimizde bakın pembe tutkal var benim. Siz beyaz tutkal da kullanabilirsiniz burada. Beyaz tutkalla pembe tutkal aynıdır. Şöyle söyleyeyim. İkisi tabii aynı derken tam olarak aynı değil. Fakat ikisi de polivinil asetat tutkalıdır. Beyaz tutkalla pembe tutkal. Farkları ise pembe tutkal hem yaz hem de kış dönemi kullanımı için uygundur. Özellikle kışın daha fazla kullanılır. Ama beyaz tutkal genellikle yaz dönemi kullanılır. Kışın kireçlenme yapar. Çok fazla tercih edilmez. Dolayısıyla bizim elimizde şu an pembe tutkal var. Hem kış hem de yaz dönemi kullanılabilecek bir tutkal türü. Pembe tutkalla yapıştırma işlemini yapacağız. Nereden bulabilirsiniz? Boyacılardan bulabilirsiniz. Hırdavat mağazalarında bulabilirsiniz tutkal. Ya da kırtasiyelerde beyaz tutkalın tüp içinde olanları var. Küçük tüpler içerisinde. Onlardan alsanız da size dönem sonuna kadar yetecektir diye düşünüyorum. Her tutkala elle dokunamayız ama beyaz tutkala elle dokunabiliriz. Çünkü beyaz tutkal ya da pembe tutkal, polivinil asetat bazlı tutkal, su bazlı bir tutkaldır. Su bazlı tutkal olduğu için de rahat elimizde kullanabileceğimiz bir tutkal çeşididir. Şimdi bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu hızlı bir şekilde, bakın tabi bu birkaç aydır beklediği için biraz üst kısmı koyulaşmış. Ahşabın yüzeyine sürüyorum. Elinizi yıkayabilirsiniz. Su bazlı bir tutkal olduğu için sıkıntı olmayacaktır. Benim tutkalım şu anda koyu. Bunu aslında bir miktar sulandırmam iyi olacak. Evet, her tarafına tutkalı yedirdikten sonra motifimi alıyorum. Ortalı bir şekilde yüzeyine yapıştırıyorum. Hiç boşluk kalmayacak şekilde motifi yüzeyine yapıştırdım. Şimdi bu tutkalın normal şartlarda yarım saat su çekme süresi var. Tam kuru aşamasına gelmesi ise 2 saati buluyor. Dolayısıyla biz 2 saat bu yüzeye hiçbir işlem yapmayacağız. Aynı şekilde arka yüzeyinde şimdi kesip yapıştıracağım.
Bu işiniz sizin 3. haftada bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3. haftaya kadar, 3. haftanın dersine kadar, öyle diyeyim, hafta sonu değil artık dersimiz hangi günse, dersimizin olduğu güne kadar bunu bitirip fotoğraflarını bana göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 3. haftadan sonra artık proje işimizin tasarımına başlayacağız. Şimdi hemen ikinci yüzeyi de hızlı bir şekilde tutkalını sürüyorum. Çok aşırı tutkal sürmenize gerek yok. Tutkalı az bir miktar sürünce kenarlarına yedirin, dağıtın bu şekilde. Çünkü oymadan sonra tutkal yüzeyde kalırsa özellikle vernikleme aşamasında çok çirkin bir görüntü ortaya çıkartıyor. Bilginiz olsun. Şimdi ikinci parçamızı da getiriyorum. Yüzeyini yapıştırdım. Evet, parçam hazır. Çift taraflı yapıştırdım. Bunun kurumasını bekleyeceğim. O kururken elimizde bulunması gereken cetveliniz kesinlikle olsun. Ama tavsiye ediyorum arkadaşlar, böyle plastik bir cetvel değil, metal uzun bir cetveliniz olsun. Metal cetvel çokça işimize yarayacak. Makasınız elinizde daima hazır bulunsun. Bir de bakın, neşter, size ilk haftanın anlatımında söylemiştim. Neşter sapımız. 3 numara neşter sapı ve ucunda da 11 numaralı ucumuz var. Ucumuzu şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde bir neşter ucumuz. Bu neşter uçları rahat sökülüp takılabiliyor ama söküp takarken dikkat etmeniz lazım. Bakın şu kısmından, arka kısmından kaldırarak şöyle ittirdiğinizde uç çıkacaktır. Burada kanallı bir ağız kısmı, ağız yapısı vardır. Bu kanallı ağız yapısını özellikle dikkat edin. Bakın bu kanalın içerisine geçirdiğinizde elinizle ittirmeye kalkmayın. Çünkü neşter uçları çok keskindir. Buna dikkat edin. Ahşap bir zemine batırarak buraya, kanalın içerisine tam olarak oturmasını sağlayın. Bu şekilde neşterimizi kullanacağız. Şimdi bir de evinizdeki masaya zarar gelmemesi için bir kontraplak ya da MDF parçası olsun muhakkak elinizde. Bunların üzerinde çalışacağız bütün bir dönem. Buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdilik bu parçanın kurumasını bekliyorum. İlk anlatacağım video bu şekilde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Tutkalla işiniz bittikten sonra muhakkak tutkalınızın kapağı kapalı olsun. Çünkü çok çabuk sertleşen, kuruyan bir tutkal. Bu bisturi uçlarından kullanma aşamasında zaten göreceksiniz. Çokça kırılacaktır. Elinizde yeterli miktarda olsun. Ben 20 tane dedim. Bunlar 20-25 kuruş civarı. 20 değil de daha da fazla elinizde olabilir. Çünkü ilerleyen işlerde de kesme aracı olarak bunu kullanacağız. Ama şunu söyleyeyim, maket bıçağı şimdilik bu iş için kullanmayın arkadaşlar. Maket bıçağını kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Neşter bıçağı bunun için daha iyi. Eğer bulabiliyorsanız internette zaten göreceksiniz. YouTube'da videolarını gezerken chip carving dosyası diye arattığınızda chip carving için özel yapılmış bıçaklar vardır. O bıçakları da kullanabilirsiniz. Eğer yurt dışından sipariş verme imkanınız olan varsa. Şimdilik bu ağacın kurumasını bekleyeceğiz. 2 saat kuruma süresi var tam olarak kuruyabilmesi için. Bize kurudu gibi gelse de yüzeyi nemlidir şu anda. Bıçakla kesmeye kalktığımızda yüzeyinden ıslanmış olan kağıt kalkacaktır. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Şimdilik bir süre bekleyeceğiz arkadaşlar. Az sonraki videoda, bir sonraki slide'da ben size oyma işlemi nasıl yapılıyor bu yüzeyde onu göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi 2 saatlik süremiz doldu. Tutkalımız kurudu. Şu anda oyma yapılabilir aşamaya geldi. Size göndermiş olduğum motiflerde özellikle bu motifleri seçtim. Kendim çizdim AutoCAD'de. Orta kısımlarda görüyorsunuz 4 yüzeyli oymalar var. Orta kısımlarda. Şuralarda 4 yüzeyli oymalar var. Orta kısımlarda görebildiğiniz. Hemen yanında şurada 2 yüzeyli oymalar var. Şu noktada 2 yüzeyli oymaları görüyorsunuz. Bir de yanında 2 yüzeyli oymaların yanında şurada 3 tane de
350 oymalar var. Bu motif üzerinde size 250, 350 ve 450 oyma nasıl yapılır? Kısaca onu tarif edeceğim. Önce 250 oymadan başlayacağız. Bakın burada elips şeklinde bir motif var. Bu elips şeklindeki motifin ortasında bir çizgi vardır. Bu çizgiyi komple dikey bir şekilde kesiyorum. Bakın burada çiziyorum elips şeklindeki motifi. Çizdikten sonra dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bıçak çok keskindir. Eğer isterseniz parmaklarınızı, şu özellikle dört parmağınızı, baş parmak ve işaret parmaklarınızı bantla sarabilirsiniz. İsterseniz de dikkatli bir şekilde kullanın. Şimdi yaprak şeklindeki, elips şeklindeki motifin ortasından bir çizgi attım. Attıktan sonra bıçağı tutuş şeklime dikkat edin. Bıçak hiçbir zaman elinize göre, elinize doğru gelmeyecek. Sadece ve sadece karşı tarafa, yani elinizin olmadığı tarafa doğru gidecek. Bakın bıçağın eğimini veriyorum. Eğimini verdikten sonra öncelikle şuradan bir tane çentik alıyorum. Bakın birinci çentiğimizi aldık. Hemen ardından devam ediyorum. İkinci çentiğimi alacağım. Tabi bu arada bıçağı fazla bastırdığınızda bıçağın kırılma durumu söz konusu olabilir. Bir de bıçağın ucunun keskin olması gerekiyor. Şu anda benim bıçağım bir miktar körleşmiş. Evet, burada elips formunun bir tarafını bu şekilde vermeye çalışıyorum. Ben bunların videolarını size göndermiştim de. Hatta bıçağımızı değiştirelim. Ben size yeni bir bıçak açayım şurada. Az önce açtığımız yeni bıçakla çalışalım. Evet. Yeni bıçağımızda kesime devam edelim. Bakın bıçağın uç keskinliği çok çok önemli burada. Evet, oyma motifimizin bir tarafını bitirdim. Şimdi geliyorum karşı tarafına. Hemen karşı tarafta da aynı şekilde 2 ya da 3 çentik hareketiyle oyma işlemimi tamamlıyorum. Burada önemli olan arkadaşlar oymanın yüzey temizliği. Bu çok önemli. Bir de oymanın yüzey temizliğinden sonra oymanın dip kısmının temizliği var. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak son bir temizlik yapıyorum yüzeyde. Evet, şimdi şöyle yakından göstereyim. Görebiliyor musunuz? İki yüzeyli bir oyma yapmış olduğumuz elips şeklindeki desen, iki yüzeyli bir oyma deseni. Şimdi elimiz alışmışken buradaki yan yana olan bütün elipsleri, iki yüzeyli oymaları bu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle bunları bitirebilirsiniz. Ama ben biraz hızlı olsun diye hemen yanında 350 oyma deseni var. Ona geçeceğim. Bakın şuradan görebiliyorsunuz. Hemen yanında 350 oyma deseni var. Şu 350, 3 tane bunlar. Burada 3'ünü de yapacağım. Bir tanesini bitirelim. 350 oyma deseninde arkadaşlar 3 tane üçgenin birleşim noktası var. O nokta en derin yer. Bakın bu noktalardan dik bir şekilde çiziyorum. Orta noktalardan öncelikle dik bir şekilde çiziyorum. İkinci çizgimi de çizdim. Şimdi üçüncü çizgimi çiziyorum. Evet, üçüncü çizgiyi de çizdikten sonra şimdi başlıyorum oyma kısmına. Bakın 350 dedik. Öncelikle birinci yüzeyi bitiriyorum.
Birinci yüzeyden sonra hemen ikinci yüzeye başlıyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Elinize, parmaklarınıza çok çok dikkat etmeniz lazım. Bıçak hiçbir zaman elinize, parmağınıza doğru gelmeyecek. Daima karşıya doğru gidecek. Bıçağın şu anda arkasından tutuyorum. Dikkat edin. Bıçağın yönünü kendim ayarlıyorum. Tabi bu arada çıt diye bir ses geldi. Duyduysanız bıçağım kırıldı. Evet, şu kısımdan kırılmış ama şu anda hala iş görecek vaziyette. Evet, ikinci yüzeyi yaptıktan sonra üçüncü yüzeye geçeceğim. Üçüncü yüzeyi bitirdikten sonra ise son bir temizlik aşaması var. Onu yapacağım. Çentik oyma sabır isteyen bir iştir. Biraz fazla sabretmeniz lazım. Acele etmeden, bıçağı bastırmadan. Evet, son temizlik aşamasını yapıyorum şu anda. Dip kısmının temizliğini yapıyorum. Diğer yüzeylerde varsa bir sıkıntı, onun temizliğini yapıyorum. Evet, şu anda görüyorsunuz, bakın 3 yüzeyli oyma kısmını hemen şunun yanında tamamladım. Diğer ikisini de hemen yapacağım. Ondan sonra 4 yüzeyliye geçeceğim. Diğerleri daha küçük. Evet. Bıçağımız kırıldı. Hemen değiştirelim. Şuradan eski bıçağımızla devam edelim. Hemen eski bıçağımla devam ediyorum. Bu bıçağın uç kısmı az önceki kadar keskin değil ama keskin olmayan bıçak temiz yüzey vermez. Onu baştan söyleyeyim. Oymanın keskin bıçakla yapılması gerekmekte. Bıçağınız keskin olmazsa yüzeyde pamuksu yüzeyler çıkacaktır. Bıçak izi çok fazla olacaktır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, öncelikle orta 3 tane çizgiyi çizdikten sonra dik bir şekilde kesme işlemini yapıyorum. Bir de kör bıçak yüzeyden fırlama hareketi yapar. Yani yüzeye tutunduktan sonra birden fırlayabilir ve kazaya sebebiyet verebilir. O yüzden kör bıçakla çalışırken çok çok dikkatli çalışmanız gerekiyor. Bir de bıçağın arkasından diğer parmağınızla ittirirseniz hem kesimi kolay yaparsınız hem de bıçağa gelen yükü azaltmış olursunuz. Parmağınız arkadan destek verecektir. Buna dikkat edin. Bir kere de almaya çalışmayın. Çünkü daha tam ustalaşmadığınız için bu işte hem kazaya sebebiyet verirsiniz hem de ahşap parçada yüzeyde bozulmalara sebebiyet verebilirsiniz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu 2 ya da 3 çentikte bir yüzeyi almaya çalışın. Çünkü elimizde çentik oyma bıçağı yok. Neşterle yapıyoruz bu işi. Çentik oyma bıçakları bir miktar pahalı bıçaklar olduğu için mümkün mertebe
daha uygun fiyatlı neşter yardımıyla işlemimizi tamamlıyoruz. Evet, ikinci yüzeyi de bitirdik. Bir tane daha kaldı. Hızlı bir şekilde onu da yapayım. Tabi bu biraz zor oldu. Bıçağın uç kısmı biraz kör. Yüzey de çok iyi çıkmadı bunun. Evet, 350 motifin sonuncusunu yapıyorum. Burada düz bir çizgi var. Bu düz çizgiyi dikkatli bir şekilde kesmem gerekiyor. Motifleri keserken arkadaşlar, çentikleri alırken dikkat edin, sırt kısımlarında kağıt izi kalmasın lütfen. Çünkü kağıt izi kaldığında bunların temizlemesi için ayrıca bir zımpara yapmamız gerekiyor. Aslında kağıt izi kalmazsa iş daha da kolay olacak. Tepeler tam bir balık sırtı olsun, kağıt izi kalmadan. Dip kısımların temizliğine yine aynı şekilde dikkat edelim. Bakın, oyma bitti diye hemen bırakmıyorum. Şimdi diplerin temizliğini yapıyorum. Diplerin temizliği de çok önemli. Oymanın temiz olması açısından bu gerekli. Bazı hatalar var ilk yaptığım oymalarda. Şu an onları temizliyorum. Evet, oyma motifimiz bu şekilde. 250 ve 350 olanları bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ortada, şu noktada 450 bir motifimiz var. Onu da yapacağım. Bu 450 motifin kenarında arkadaşlar, şu bölgede bakın, kareye benzer bir yapı var. O kalacak. Orayı oymayacağım. Yani oyacağım yüzey, bakın, sadece şu ve bunun gibi buralarda devam eden diğer yüzeyler var. Aynı şekilde üstte de var bunlardan. Ama ortadaki şu 450 motifin etrafı, 450 motifin etrafı çerçeve şeklinde kalacak. Şimdi o 450 motife geçiyorum. Bakın, ortada düz bir artı var. Artıyı boydan boya çiziyorum. Ama dikkat edeceğim bir şey var. Artının orta noktası en derin yer olacak. Buraya dikkat etmem gerekiyor. Zaten oyma motifi çıkarken orta nokta derin bir şekilde çıkacak. Bakın, bu 450. Öncelikle birinci yüzeyi çıkartıyorum. Bakın, şu anda 450 motifin birinci yüzeyini çıkardım. Hemen yanında ikinci yüzeye geçiyorum. İkinci yüzeyi de bu şekilde çıkardım.
Üçüncü yüzey de bu şekilde çıktıktan sonra dördüncü yüzey kaldı sadece. Hemen onu da çıkartalım. Sonra da temizleme işlemine başlayacağım. Her bir yüzeyi çıkartırken derinlikler bir miktar değişebiliyor. Dolayısıyla en sonki temizleme işimizde bu derinlikleri de ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Haftaya dersimizde bunun bitmiş olması gerekiyor. Derste temizliğinin nasıl yapılacağını sizinle paylaşacağım. Tabii canlı ders de yapacağız. Canlı derslere katılmak mecburi biliyorsunuz. Canlı derslerde de bununla ilgili yaşadığınız sıkıntıları. Çünkü birçoğunuz diyecek hocam ben yapamıyorum. Hayır, yapılamayacak bir şey değil. Ev ortamında rahatlıkla yapılabilecek küçük işler bunlar. Hepiniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü geçen yılki öğrencilerimiz de başta yapamıyoruz dediler ama ondan sonra çok güzel projeler çıkardılar, işler çıkardılar. Tabii üçüncü haftanın bitimine kadar bunları çizebilecek kadar, bu çizimleri yapabilecek kadar AutoCAD bilgisine sahip olacaksınız. Dolayısıyla AutoCAD bilgisiyle artık ben size yeni bir kutu örneği vereceğim. O kutunun projesini, tasarımını siz kendiniz yapacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi 450 motifimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Bütün motiflerimiz aynen bu şekilde çıkacak. Şu anda 350'ler, işte şurada 250 motifimiz, burada da 450 motifimiz bu şekilde hazır. Elinizin alışması için bu parçanın ön kısmını bitiriyorsunuz arkadaşlar. Hatalar olabilir, problem değil. Sonrasında arka kısma geçiyorsunuz. Arka kısmını da bitiriyorsunuz. Ve bunu bir sonraki haftaya yetiştiriyorsunuz, oyma işini. Gördüğünüz gibi bakın hızlı bir şekilde yapılıyor. Muhtemelen sabahtan akşama kadar başlasanız bir gün bu işi bitirirsiniz. Oyma işlemini hızlı bir şekilde yaparsınız. Haftaya bunun temizliği, zımparası nasıl olacak? İşte bunun üzerine boyayı nasıl atabiliriz? Biraz ondan bahsedeceğim. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Bunu, oyma kısımlarını haftaya kadar bitirin. Bir de bu arada artık ortaya çıktı görüntü. 450 kareli oyma motifinin dışında kalacak çerçeveyi görebiliyorsunuz. Bu bölgeye oyma yapılmayacak. Bu bir. Bir de en dışta kalan 5 milimetrelik bir çerçeve var. Bu bölgeye de oyma yapılmıyor. Onun haricinde diğer geri kalan kısımlarda oyma motifleri var. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Elinizi kesmeyin. Bıçaklar çok keskin. Bıçağı elinize doğru hiçbir zaman eliniz yönünde hareket ettirmeyin. Daima elinizin karşı tarafına doğru, bakın bu şekilde, diğer yöne doğru kesme işlemini yapın. Bir de eğer başınıza bir şey gelsin istemiyorsanız parmaklarınızı bantla, nasıl bir bant? Bakın şurada göstereyim. Boyacı bantı da derler buna. Biz kağıt bant diyoruz. Kağıt bantla parmaklarınızı sarmanızda fayda var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bununla birkaç kat olacak şekilde parmaklarınızı eğer sararsanız rahat bir kesme işlemi, oyma işlemi yapabilirsiniz. Birkaç kat yapın ki bıçak geldiğinde çok fazla etki etmesin. Tek katta yeterli olmayabilir. Üzerinden birkaç kat geçmeniz gerekebilir. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.